Herkese merhabalar. Yeni nesil soru avcımız Toskoparan Tonguç hazır mısın evladım dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Bugün seninle beraber adım adım yeni nesil sorular nasıl çözülür ikinci bölümdeyiz. Senle beraber birinci bölümü hallettik. Şimdi de ikinci bölümde harika sorular çözeceğiz. Hatta bugün öğreneceğimiz konu başlıkları, daha doğrusu bugün çözeceğimiz sorular, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, ardından da veri analizi olacak. Ve sana şunu söylemek istiyorum. LGS tarihinde en zor çıkmış soruyu beraber çözeceğiz. Oo gerçekten mi? Evet gerçekten de en zor çıkmış soruyu beraber çözeceğiz. Hatta geçen senenin en kolay sorusunu da beraber çözeceğiz. Ve harika bir şekilde seninle beraber yeni nesil soruları mantıklı tığını anlamaya çalışıyoruz. Şu anda sadece mantık anlamaya çalışıyoruz. Yenisi soru avcısı kampımız devam ediyor evladım benim. Ardından hemen arkasından hızlanma kampımız gelecek ve bunların ikisinde de kullanacağımız hızlanma setindeki kitapları kullanacağız. Yani yenisi soru avcımızda şimdiden sana söylemek istiyorum. yenisi soru avcımızda seninle beraber problem bankasıyla beraber çalışacağız. Problem bankasındaki sorular tam ama tam bizim şu anda çözeceğimiz sorularla bağlantılı. Temel sorular, orta sorular ve zor sorulardan oluşuyor. Bu tarz yeni nesil soruları çözebilmemiz için gerçekten ama gerçekten de bir yöntem bilmemiz gerekiyor. İşte yöntemi senle beraber yeni nesil soru avcısı kampımızda yapıyoruz. Merak etme. Ardından hızlanma kampımız gelecek ve diğer kitaplarımızı da bitireceğiz. Ve senle beraber LGS'ye bomba gibi çalışmaya devam ediyoruz evladım benim. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimize geçelim evladım. Evet şimdi ilk sorumuz LGS'de çıkmış en zor soruydu. Herkes patır putur gerçekten de bu soruda birazcık elenmeler oldu. Ve bu soruya baktığımız zaman hani üstü ifadeler sorusu tamam Eyvallah. zor gibi gözükmüyor mu acaba? Sonra bir sürü tablolar, bir sürü işlemler falan filan. Şimdi senle bu soruyu şimdi çözmeyeceğiz ama adım adım çözeceğiz. Önemli olan kullanacağımız nokta burası. Zaten bunun dışında sorunun her yeri aynı kalacak. Bak senle beraber ilk adımımıza başlayalım. Şimdi karşımızda böyle bir soru var. Ama bu soruda ilk adımda sana çok basit bir şey soruyorum. İlk başta soruyu bir anlamaya çalışalım. Bir kere burası Sorumuzdaki evladım benim tanım kısmı. Yani bize LGS'de yenilisi soruların üstünde bir tanım veriyor. Bu tanım üstü ifadelerde çarpma böyle olur, bölme böyle olur, üstün üstü böyle olur demek. Bundan başka bir şey yok. Sonra soruya bakalım. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır demiş. Tamam. Bu otomobillerin iki tane tır varmış ve mavi ve kırmızı renkliymiş. Tamam bu otomobilin birer adedinin kütleleri tablo 1'de tablo 1 otomobillerin kütleleriymiş. Taşı, tırların taşıdığı otomobillerin sayısı da tablo 2'de taşıdığı otomobil sayıları da tablo 2'de A tırı A tırı da yazalım buraya hatta B tırı da buraya yazalım. Tamam süper. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşitli demiş. Burası çok değerli. Ve iki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi de 2 üzeri 14 kilogram demiş. O zaman A tırı A tırıyla B tırının toplam kütlesi 2 üzeri 14. Şimdi senden bunları zaten hepsini bir anda yapmanı beklesek sen ultra matematik bilen bir e, işte üniversitede öğretim görevlisi olursun. Bunu istemiyoruz. İlk başta sadece çok basitinden başlıyoruz. Birinci adım bak basit düşünelim. Mavi otomobilin kütlesi kilogram cinsinden 2'nin hangi kuvvetine eşittir? İlk adımda sadece bunu yapacağız. Sakın ha sakın ya ben bunu nasıl sonuna kadar getiririm diye beynimizi kullandığımız zaman beynimiz yoruluyor yeni nesil sorunun başında ve sonrasında eyvah ben bunu yapamam diye matematikten çok korkuyorum. Hatta buraya da yazdık bu kitabın arkasında şey yazdık bak matematik çok zor yeni soruları yapamıyorum artık matematikten olduğunu kestim diyenler için bu kitap aslında ve bunu, bunu gördüğü zaman böyle bir şeye giriyoruz ama bakalım. Ya bu çok basit. Bakar mısın? Mavi otomobilin kütlesi kilogram cinsinden 2'nin hangi kuvvetine eşittir? Mavi otomobilin kütlesini tablodan 4 üzeri 5 kilogram diye okuyabiliyoruz. Şimdi hemen söyler misin? 4 üzeri 5'in 2'nin hangi kuvvetine eşit olduğunu bulabilmek için 4, 2'nin kaçıncı kuvvetidir evladım benim? İkinci kuvvettir hocam. Harikasın. O zaman hatırlıyorsan 4 aslında 2'nin ikinci kuvveti ise ne yapıyorduk? Bunun üzerine 5 yazıyorduk üstün üstü kuralından 2'nin 10. kuvveti haline getiriyoruz. O zaman mavi otomobilin kütlesi 2 üzeri 10 kilogram diyebiliriz. Neymiş bu? Mavinin bir tanesinin kütlesi bu arada. Bir tanesinin kütlesi. Şimdi bunu bulmakla yolculuğumuza başlıyoruz. Yeni nesil sorular bir yolculuktur. Hemen başlıyorum. Devam ediyorum. Diyorum ki aynı şey. Hiç uza uğraşmamıza gerek yok. Ne demiş bu sefer? B tırında taşınan mavi otomobillerin toplam kütlesi kilogram cinsinden ikinin hangi kuvvetine eşittir? Şimdi B tırına geldim. Burada B tırı var. Mavi otomobiller kaç tane otomobil sayısı bu? Dört tane mavi otomobil. Buraya da tane yazıyorum ki kafam karışmasın. Dört tane mavi otomobil taşıyor B tırı değil mi evladım benim? Dolayısıyla B tırında taşınan mavi otomobillerin toplam kütlesi kilogram cinsinden demiş. Ya mavi otomobillerin bir tanesinin kütlesini bulmuş muyduk? bulmuştuk. 2 üzeri 10 kilogram. Mavinin bir tanesinin kütlesi. E bize ne söylemiş? E B tırında 4 tane mavi taşınmış. O zaman yapacağımız şey çok basit. 4 tane 4 tane. Mesela ben sana desem ki 4 tane 5 ne eder? E, 20 eder hocam. Harikasın. 20'yi nasıl buldun? 4 çarpı 5 buldun. 4 tane mavi otomobil. Mavi otomobil kaçtı? 2 üzeri 10'du. 2 üzeri 10. O zaman ben B tırında taşınan mavilerin toplam kütlesini bulabiliyorum. Hemen bakalım. 4 aslında 2'nin karesidir. Bu da 2 üzeri 10. Sonuçta üstler toplanırdan 2 üzeri 12 kilogram. Bu ne? B'de taşınan taşınan toplam mavi kütlesi. Bunu not alıyorum. Mavi kütlesi. Şimdi bir tane daha yapalım. B tırında taşınan kırmızı otomobillerin toplam kütlesini bulalım. Burada kağıtlarım hep hazır bir şekilde burada duruyor. Bunları kullanacağım birazdan. Şimdi B tırında taşınan kırmızı otomobiller. Kırmızı kaç tane B tırında? Üç tane. Üç tane. Her birisi kaç kilogram? İki üzeri on bir kilogram. O zaman B tırında taşınan kırmızı otomobiller üç tane iki üzeri on birdir. Bu da çarpılamaz ne yazık ki. Çünkü bunların tabanları aynı değil. Bu şekilde ...kırmızıların toplam kütlesi. B'deki... ...kırmızı toplam kütle... ...diye nota diyorum. Sonra ne yapıyorum? Sonra ne yapıyorum? B B'te taşıyan toplam kütlelerini söyler misin bana diyor. Bütün otomobillerin kütleleri toplamını soruyor. E zaten bulmuştum. B'deki kırmızı toplam kütlesi buydu. B'deki... ...mavi toplam kütlesi buydu. Hemen şöyle göstereyim sana. B'deki mavi toplam kütlesi buydu. Hemen ne yapıyorum? 2 üzeri 12 ile mavilerin kütlesi ile kırmızıların kütlesi yani 3 çarpı 2 üzeri 11'i topluyorum. Şimdi dolayısıyla ben neyi buluyorum artık? B tırını buluyorum. Niye B tırını buldum ki? Çünkü ne demişti bize? 2 tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi bu kadar demişti ya. Ben B tırını bulursam A'daki verilmeyen değerleri bulabilmek için aslında bütün toplamdan B'yi çıkartmam gerekiyor. İşte bunu yapana kadar belli adımlar geçiriyorum. Ne yapıyorum şimdi? B' tanı bulalım bakalım. Sakin olalım. Çünkü yeni sorularda sorunun sonunu görmemiz çok zor. Matematik hocası olmanız gerekiyor. Ama yavaş yavaş adım adım ilerledikçe zaten çözülüyor. Devam ediyorum. Bak, 2 üzeri 12 demiş burada. 2 üzeri 12 aslında şöyle düşünebilir miyiz? 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 11 diye düşünebilir miyiz evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Bu aslında üstler toplanırsa 2 üzeri 12 olur. O zaman bak. Bu aslında 2 tane 2 üzeri 11 ile 3 tane 2 üzeri 11'in toplamı. Bakar mısın? Bunu elma olarak düşünelim. Aynı kareköklü ifadelerde toplama gibi hatırlıyorsan. 2 elmayla 3 elma kaç elma eder evladım benim? 5 elma eder. Harikasın. 5 tane çarpı 2 üzeri 11. 5 tane elma çıktı. O zaman biz B'dik. B'nin B'nin kütlesini bulduk bile. Oh be! B'nin kütlesini bulduktan sonra artık bu sayfalar çöp oldu. Bunları hiç kullanmayacağım. İlerliyorum çünkü. A ile taşınan top, otomobillerin toplam kütleleri nedir de mi? diye sormuşuz. Yahu ne demişti bize? Demişti ki iki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi bu kadar demişti. Yani toplam diyelim ki 214 kilogram sallıyorum. 2 üzeri 14 değil de 214 diyelim. B'yi ben buldum zaten. Buradaki bütün işlemlerimi yaparak mükemmel bir şekilde B'yi bulup O zaman bütün hepsinden B'yi çıkartırsam A'ya ulaşabilirim. Ki zaten bize sonuçta A'yı soruyor. O zaman e, otomobil kütleleri toplamını ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. 2 üzeri 14'ten yani toplam kütleden toplam kütleden ben B tırını çıkartırsam aslında A tırını bulabilirim. Hemen yapalım seninle beraber. 5 çarpı 2 üzeri 11'di. Bak tekrar söylüyorum. LGS tarihindeki en zor soruyu çözüyoruz seninle beraber. Adım adım çözeceğiz ama merak etme. 2 üzeri 14 den 5 çarpı 2 üzeri 11 çıkartacağım. Şimdi demin sana hatırlattığım şeye gelelim. Bu 2 üzeri 11'i elma dersek kırmızı elma. Bunu da elma yapabilmek için ne yaparım ben? 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 11'in çarpımı gibi düşünebilirim bunu. Neden? Çünkü üsler toplanırsa ne olur evladım benim? Üstler toplanırsa aslında çarpma oluyordu hatırlıyorsan. Dolayısıyla bak bunlar çarpılırsa 2 üzeri 14 oldu. Heh, eksi diyorum 5 çarpı 2 üzeri 11. Yani ben bunu aslında buna çevirdim. Neden? Bundan bu çıksın diye. Şimdi de geldik artık bu elma... Bu da elma diyorum. Dolayısıyla burada kaç elma var? Bu 2 üzeri 3 kaç evladım benim? 2 üzeri 3 e, 6 idi hocam. Hayır saçma ama 8'di. 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 8 çarpı 2 üzeri 11'den 5 çarpı 2 üzeri 11. Yani 8 elmadan 5 elma çıkarsa ne olur peki? 3 elma. Süper zekisin. 3 çarpı 2 üzeri 11 çıktı. Bizim bulduğumuz bu zımbırtı ...A tırının kütlesi diyebiliriz. Şimdi A tırının kütlesine kadar geldik. Ama bize ne soruyordu aslında işin özetinde? Eee A tırındaki araç sayılarını soruyordu. Yani bu tabloyu doldurmamızı bekliyordu. Bir maviyle bir kırmızı otomobillerin kütlelerin toplamını bulalım bakalım. Bulalım hocam. Bak neden? Çünkü... Ne demişti? Altı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobil sayıları birbirine eşittir demişti. Bir tanesini bir tanelerini bulsak. Seninle beraber bak. 2 üzeri 11 ile e, bunu zaten 2 üzeri 10'a çevirmiştik hatırlıyorsan. 2 üzeri 10 demiştik. Daha sorumuzun ilk başında 2 üzeri 10'u toplamamız gerekiyor. Bu neydi? Aslında 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 10'du. Yani üstler toplanır 2 üzeri 11 olur. Artı 2 üzeri 10. O zaman iki tane elmayla bir tane elmayı toplarsak kaç elma eder evladım benim? 3 ee, elma. Bayağı zor bir soru. 3 çarpı 2 üzeri 10 dedik. Dolayısıyla bu bir mavi, bir mavi, bir kırmızı. Biliyorum herkesin beyni yandı şu anda. Ben de öyle ama, bir sorun yok hocam. Ama adım adım ilerliyoruz. LGS tarihinin en zor sorusunu çözüyoruz seninle beraber. Şimdi 3 çarpı 2 üzeri 10. Bir mavi, bir kırmızı. E eh, o zaman A ile taşınan otomobil sayısını artık bulalım ırının toplam kütlesi hemen sana söylüyorum bunu bulmuştuk 3 çarpı 2 üzeri 11'di bu e, altı toplamda bu kadar 3 çarpı 2 üzeri 11 kilogram ve bunlar da bunların içinde de mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşit. Peki bir mavi bir kırmızının toplam kütlesi ne kadar bir mavi harika bir mavi bir kırmızı da 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri ondu. E o zaman toplam kütleyi bir mavi bir kırmızıya bölersek kaç mavi kaç kırmızı olduğunu bulabiliyoruz. 3 çarpı 2 üzeri 11'i 3 çarpı 2 üzeri 10'a bölersek evladım benim bunlar sadeleşti. Işte, üstler çıkarsa 2 üzeri 1 yani 2. Demek ki bizim aradığımız aslında... iki tane bir mavi bir kırmızı otomobil var. İki tane bir mavi bir kırmızı otomobil varsa aslında toplamda dört tane yani burası da iki burası da iki olacak şekilde dengelenebiliyor diyoruz. Cevabımız o yüzden evladım benim. Bursa seçeneği. Aynen süper zekisin. Çok zor bir soru bu arada onu da söylemek istiyorum. Gerçekten de LGS'de çıkmış en zor soruyu senle beraber Azı çözdük. Ama burada adım adım cevaba girdik. Yani bir mavi bir kırmızının kütlesini toplam kütleye bölerek aslında bulduk. Ne yaptık? Daha doğrusu toplam kütleyi buna böldük ve sonuçta iki tane çıktı. Demek ki her birisinde ikişer tane var. Toplamda da dört tane otomobil varmış diyebiliriz. Gerçekten önemli bir soruydu. Bu arada bu soruyu LGS'de insanlar nasıl yaptı biliyor musun? Kopya çekerek. Hayır direkt deneyerek yaptılar. Aa. Mesela iki tane otomobil sayısı olursa bir bir bundan olur. Bir bunu çarptılar. Bir bunu çarptılar. Dört bunu çarptılar. Üç bunu çarptılar. Eşitlemeye çalıştılar. Birbirine eşittir diyordu ya. Evet. E, pardon. E, otomobillerin toplam kütüsü 214 diyor ya. 214'ü bulmaya çalıştılar. Özür dilerim. Ve Denediler denediler bayağı bir zaman kaybettiler. Biz siz miyiz hocam biz? E, şimdi tekrar söylüyorum. Deneyerek de bulabilirsin bu soruyu. E, ama önemli olan mantığını, mantık aşamalarını öğrenmek. Geldik seninle beraber geçen sene LGS'de en basit soruya. Gerçekten bu da en basit soruydu. Bir, bir bizim de ayarımız de yok. İşte basit ama... duruyor hocam. A A evet, aslında çok basit bir soru. Şimdi göstereceğim sana. Çok havalı duruyor hocam. Aynen. Bu soruyu seninle beraber çözeceğiz ama adım adım çözeceğiz. Şimdi bize yine bir tanım kısmı vermiş. Ne bu? Ne diyor burada? Karekökün içine sokabilirsin bir sayıyı. İstersen de karekök ifadeleri toplayabilirsin baştaki katsayıları toplayarak. Tamam. Bu bunun aslında zaten bizim bilgimizde olduğu için bir önemi yok. Şimdi diyoruz ki noktalarıyla gösterilmiştir istasyonları. Aynı hat üzerinde bulunan açık iki istasyon arasındaki mesafelerde kök 2 kilometre, kök 5 kilometre, kök 3 kilometre diye verilmiş. Kırmızı hat, mavi hat ve yeşil hat farklıymış. ABC istasyonundan hareket eden KLM trenleri. Tamam burada görüyoruz KLM trenleri. D istasyonundan sonra buraya kadar geliyorlar. Sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna geliyor. Tamam zaten metro hatları genellikle böyle oluyor. A istasyonundan hareket eden K treni D istasyonuna varana kadar kaç kilometre yol gider? İlk başta bunu bulalım. Yani bizden istediği aslında bizden istediği aslında hangisinin yolu daha uzun? Veya hangisinin yolu daha uzun? Sıralama sorusu. Heh, burada da biz ilk başta A'nın buradan buraya kadar gittiği yolu bir bulalım mı seninle beraber? Bulalım hocam. Nasıl buluruz? Bakalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kök 2. 15 çarpı kök 2. E zaten 15 çarpı kök 2, 15 kök 2 eder bitti. Yani bu kadar ilk adımda sadece tek bir işlem yapıyoruz. 15 tane istasyon gidiyor, 15 tane aralık gidiyor ve her birisi de kök 2. A, istasyon, A, A e, e, istasyonu hareket eden K trenini bulduk. Sonra B istasyonu hareket eden L trenini bulalım seninle beraber. Bu kalsın bir yerde. B, e, burada da bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D'ye gidinceye kadar bak sadece D'ye gidinceye kadar. O zaman 8 kök 5 D bunun aldığı yol o zaman L treni bu kadar yol aldı. K treni bu kadar yol aldı. Hadi bir de M trenini bulalım. M trenini bulalım seninle beraber. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 kök 3. 13 kök 3. Mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Bunları bulduktan sonra diyoruz ki. ABC istasyonundan kalkan KLM trenlerinin D istasyonuna vurana kadar gittikleri yolların uzunluğu küçükten büyüğe sıralıyız. Ah işte challenge başladı. Gerçekten de challenging bir soru. K ne kadar gitmişti? 15 kök 2 gitmişti değil mi? Ee, şey ne kadar gitmişti? 8 kök 5. Harika. L 8 kök 5 gitmişti. Sen de bu sayı, buradaki sayıları yan yana yazaraktan kendini takip edeceksin. M ne kadar gitmişti? 13 kök 3 gitmişti. Şimdi bunları sıralayalım. Hangisi daha büyüktür sence? Ee, bence 15 kök 8 e, kök 5 daha ha, işte Bir insanın kafası kalıyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunu içine sokmamız gerekiyor. Burada kuralda anlattığı gibi. İçeriye sokarsak bu aslında 225 ediyor. 225 çarpı 2 ile karşılaşıyor burada. 450'ye çıkıyor. Bunu içeriye sokarsak 64 diye giriyor. 64 çarpı 5'ten 320 çıkıyor. Bunu içine sokarsak 169 diye içeri giriyor evladım benim. 510 507 ediyor. 507 ediyor. 169 çarpı 3 evet 507 eder. Hocam tamam. Hocam küçük yani sen makinesi mi Yuttum, yuttum. yuttum. evet ki o. Olsun hocam. O zaman o zaman ne yaptık? A kare B haline kare içe soktuk. Sonra hangisi daha büyük Allah aşkına? E, tabii ki kök 450. Pardon kök 507. 507 abi. O zaman diyorum ki e, küçükten büyüye demiş. O zaman L küçüktür. K küçüktür M. Bitti mi soru? Hayır bitmedi. Buraya kadar gitmedi. Buraya kadar gidiyordu bu Hayda. Trende. O zaman kilometrenin sey istasyonuna gitmek için ortak kullandıkları hattın uzunluğu. Bir, iki, üç tane yeşilden değil mi? Üç kök değil mi evladım benim? Evet. Harikasın. O zaman bana söyler misin? Hepsi ortak kullanıyorsa bunu. Hepsi ortak kullanıyorsa yani bunların arasında sıralama lokum da hatırlıyorsun değil mi öyle abi? Evet hocam, L, L küçüktür, K küçüktür, M. Bunlara... Mesela 10 eklersen, hepsini 10 eklediğin zaman sıralama değişir mi? Değişmez. İşte sıralamayı hepsine... etkilemiyor. Aa harika. Hepsine 3 kökü eklediğin zaman sıralamayı etkilemiyor ve lokum gibi bir soruydu gerçekten de. Dolayısıyla e, tabii ki büyükten küçüğe doğru sıralanışını sormuş bize Dikkat Açıklar'da. O zaman mokul gibi soru oluyor. Mokul gibi bir soru oluyor gerçekten de. E, bu cevabımızın... Lokum tersten okuyunca dedana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik işte bu da gerçekten göz korkutan yeni nesil sorular arasında. Ya kardeşim bu kadar uzun da soru sormayın okumaya bile zamanımız yoktur dedirten bir soru. Bakar mısın soruya yani çöz çöz bitmez maşallahı var. Hadi bakalım senle ama çözeceğiz merak etme diyoruz. Evet şimdi aslında bize sorduğu çok geniş bir soru bize sorduğu şey ne demişti bak. Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısını sormuş bize. Yani şurada da Boztepe nerede? Burada bir yerde. Acayip bir soru. O yüzden buraya kadar düşünmeyelim lütfen. İlk başa diyelim ki hadi bakalım. Ankete katılmak isteyen öğrenci sayısı, katılan öğrenci sayısı. Bak bir okulun orada iline düzenleyeceği gezide ziyaret edecekleri yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştu. Tamam bu anketin sonuçları sütün grafiğiyle ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları da dağılımı ise daire grafiğiyle yanda gösterilmişti Kız ve erkek öğrenci. Tabii sen göremiyorsun şu anda. Ben bunları silik yaptırdım ki direkt şu anda odaklanacağımız nokta burası değil Fokus çünkü. Fokus noktası değişti. Fokus noktamız değiştiriyor. İlk başta bu Fokus demek hocam? Fokus odak demek. Şimdi dolayısıyla burası erkek olsa burada bir sürü grafik var falan filan. Ankete katılan kaç öğrenci vardır? Sekiz. Hayır bak bu dikkat et. Ee, burada öğrenci sayısını zaten e, grafikte verilmiş. Bunlar bunlar bunlar. Yason, burnu, Ulu Göl, Kaya Mezarları, Bostebe falan filan. Bak burada Yason burnu 30 kişiye cevap vermiş. Artı Ulu Göl'e 15 ve dikkat et. Her bir öğrenci e, yalnız bir tercihte bulunmuştur ve herkes katılmış. Burada herkes katılmış. Sonrasında Kaya Mezarları'na 10 kişi e, cevap vermiş. Boztepe'ye de e, 5. Dolayısıyla ankete katılan öğrenci sayısı 45, 50, 60. 60 kişidir diyebilir miyiz evladım? Diyebiliriz. Evet, Süper. O zaman ankete katılan öğrenci sayısı 60 kişi. Sonra erkek öğrenci sayısı ne kadar? Aa. Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin dağılımını da burada vermiş. Burada diyeceğim ki ya kardeşim burasının hepsi 360 derece değil mi evladım benim? Evet hocam. 360'tan 150 çıkarsa kaç kalır evladım benim? Evet birazcık ee, beyin yakıcı bu soruda. 190. 200, 360'dan 150 çıkartıyoruz. Bravo diyorum sana. 210 derece kaldı burada. 210 derece yani buradaki 210 derece erkek öğrencilerin miktarı. O zaman diyorum ki hadi bakalım bir oran orantı kuralım. Diyorum ki e, şeyde 360 derecede 360 derecede e, 210 sa 210 derece ise erkek öğrenciler 60 kişinin içerisinde ...kaç tanedir erkek öğrenci sayısını bulmaya çalışıyorum. Bunu farklı türlülerde de yapabilirsin. Hani Şöyle de diyebilirsin. Ben şunu da seviyorum. 60 kişinin... E, ...210 bölü 360'ı... ...yani 360'da 210'u... ...erkektir diyebilirsin. Bu da aynı işi, kapıya yolu çıkar. Mesela bununla bu sadeleşti. Işte. 6, 1. Bir kere e, 210 bölü 6. 210 bölü 6... ...35 tane erkek çıktı... Ha o zaman ilk başta erkek öğrenci sayısını bulduk. 35. Çünkü bize ne sormuştu? Boztepe'ye giden erkek öğrenciye sormuştu. O zaman erkek öğrenciye bir bulaşmam gerekiyor. Sonrasında, sonrasında şimdi teker teker erkek öğrenci sayısını bulduk. Ama dikkat edelim. Bunlardan bir kısmı Yason'a gitmek istiyor. Bir kısmı Ulugöl'e gitmek istiyor. Bir kısmı Kaya Mezarı'na gitmek istiyor. Bir kısmı da Boztepe'ye gitmek istiyor. Biz bütün erkek öğrencilerin sayısının 35 olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Erkek öğrenciler 35 kişi. Tamam bunu yazdım. Peki evladım benim erkek öğrenciler 35 kişi ise Boz e, Boztepe'ye gitmek isteyenleri bulabilmek için ne yapmam? Diğerlerini bulmam gerekiyor. İşte verilenlere göre yasam burnuna gitmek isteyen erkek öğrenci sayısı kaçtır? Ya kardeşim bakar mısın yasam gitmek isteyen erkek öğrenci sayısı da burasının hepsi 360 derece. 360 dereceden e, 144 derece çıkarsa 216 derece erkek öğrenci çıkıyor. O zaman diyeceğim ki e, burada Yason Burnu'na gitmek isteyen 30 tane öğrenci vardı. 30'un 30'un 360'da 216'sını bulmam gerekiyor ki erkek öğrencinin sayısını bulalım. Bunlar çok büyük sayılar gibi geliyor. Sadeleştir rahatla. Sadeleştir rahatla. Gerçekten bu çok güzel bir seçenek. Bunların e, mesela e, kaç defa değiştirilebileceğini söyleyebiliriz. 210 bunların aslında 36 ile sadeleştirebileceğini söyleyebiliriz. 36 ile sadeleştirsek burası 6 burası 10 kalıyor. O zaman 30 çarpı 6 180 bölü 10'dan 18 erkek ne istiyormuş? Yason, Yason, Yasoncu. Var hocam ya son burnu. Ya soncu. Ya soncu erkekler 18 kişi. Tamam mı? Geldik Ulu Gölce erkeklere bakalım sana beraber. Burada bak 216 ise burası 144 çıkıyor. Allah Allah ne kadar aynı birbirleri aynı vermişler neyse. Burada diyeceğiz ki o zaman Ulu Göre giden 15 kişinin 360'ta 144'ünü bulmam gerekiyor ki benim aslında erkek öğrencilerim burada şunu ne bulduk? Şunu da yazalım. 18 kişiymiş buradaki erkekler. Buradaki erkeklere bakalım seninle beraber. Yine sadeleştiriyorum. Yine sadeleştirdiğim zaman 36 ile sadeleştirdiğim zaman 4 kere 36 zaten 144 çıkar. Bu da 10 çıkıyor. 15 çarpı 60 bölü 10'dan 6 erkekte Ulu Gölcü erkek diyebilir miyiz evladım benim? Ulu Gölcü erkeklerin sayısı da 6 tane erkekmiş. O zaman buraya da 6 erkek de burada Ulu Göl'e gidiyor. Bravo diyorum arkadaşları. Şimdi kaya mezarlarını bulalım bir de. Kaya mezarlarında da dikkat edelim. Korku Burası gibi hocam isimler. 108 derece 360'tan 108'i çıkarttığımız zaman 252 derece çıkıyor. Ve e, burada toplam kaç kişi kaya mezarlarına gidiyordu? 10 kişi gidiyordu. 10 kişinin 360'ta 252'si yani üç, 252 ile çarpıp bunun açısıyla çarpıp 360 dereceye bölüyorum. Ve sadeleştirdiğimiz zaman 36 ile burası da 7 ve 10 çıkıyor evladım benim. 70 bölü 10'dan da 7 tane e, kaya mezarcı erkek var diyebilir miyiz? Gerçekten Tam, mez mı tam mezarcı mı? erkek oldu gerçekten. Biri ya soncu biri mezarcı. Evet, tebrik ediyorum. Dolayısıyla kaya mezarcı erkekleri de bulduk. Şimdi... Ben uzun çözüyorum ama hepsi çok daha kısa sürede çözülüyor gerçek sınavda. Hiç merak etme. Dolayısıyla... Siz bize izah etmek için mi uzun çözüyorsunuz? E, hocam? İzah etmenin yanında bir de mantığını oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Adım adım ilerliyoruz. İlk başta bunu kullandık. Sonra bunu kullandık. Sonra bunu kullandık. Sonra bunu kullandık. Sonra bunu kullandık. E yeter artık bitmiyor mu kardeşim soru diye insanın e, şey geliyor. Şimdi artık bakar mısın? Ben ilk başta ne bulmuştum? 35 tane erkek var diye bulmuştum değil mi? Bunların 35 tane toplam erkek sayısı. Bunların 18'i yasoncu. E, 6'sı ulu gölcü. E, 7'si de 7'si mezarcı. de mezarcı. Dolayısıyla <laughs> bunların hepsini topladığımız zaman <laughs> T13 31 tane erkek çıkıyor. E, e nerede bunların dördü? 35 tane erkek var toplam. Allah Allah. Bunlar da Boztepeci. Nasıl insanlar bunlar? Yani Olmaz olsun 30, okul. Hayır sadece 35'ten 31'i çıkardığımız zaman dört arkadaşımız e, bir dakika zaten bunları bulduk. 31 erkek bu, dur daha buna gelmemişiz. Daha buna aa, şeye gelmemişiz. Buna gitmek isteyen ya burnu Ulu Göl Kaya mezarlarına gitmek isteyen 31 erkek var. O zaman o zaman 35 tane toplam erkekten işte bu bu üçünü çıkarttığımız zaman bu Boztepe'ye gitmek isteyen dört tane erke, Boztepe'ci erkek arkadaşımızın olduğunu rahatlıkla, rahatlıkla değil, uzun süre birazcık onu da söylemek canım, gerekiyor. Olmaz olsun Ama çok güzel bir şey. şekilde bu soruların hepsini çözüyoruz. Siz necesiniz hocam? Yasoncu musunuz? Ulu Gölcü mü? Evladım bak burası çok önemli gerçekten de. Sen hangi soruda zorlandın lütfen bunu yaz. Ama tekrar söylüyorum bu üstü ifadeler sorusu LGS tarihinde en zor çıkmış hatta kazanım dışı da bir soruydu. Yani Aa. kazanımları aşan bir soruydu. Normalde 8. sınıf kazanımlarında üst sayılarda toplama çıkarma olmamasına rağmen kazanım dışı bir soru geldi. Yani aşan bir soru geldi. İşte biz de o yüzden bu sorulara çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Karaköp ifadeler sorusu bence en kolayıydı. Veri analizi sorusu yine nispeten daha kolaydı. Onu da söylemek Sevgili istiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bu sorulara çalışabilmek için mutlaka mutlaka Problem Bankası'ndan sorular çözmelisin evladım benim. Problem Bankası'nda gerçekten soruları hazırlarken acayip uzun, uzun gibi gözüküyor ama... ...bunlar çok kolay sorular. Sadece senin okuma hızını arttırmak için bu şekilde metinsel yazdık. Hatta şunu da sana söylemek istiyorum. Üçgen sorusunda sadece evet. şekil olmaz mı Allah'ını söyle? Evet. Üçgen sorusunda bakar mısın? Bak doğrusal denklemler sorularında üçgen sorularında metinlerle yazdık. Yani çünkü biz bir şekilde okuma hızımızı da arttırmamız gerekiyor. Ve Problem çözmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Ve burada mesela şu soru geçen sene LGS'de çıkan sorunun çok benzeri. Yani tablette yatay çevirdiğin zaman görsel değiştirme sorusu. Bunların hepsine dikkat ederek hazırladık. Problem Bankası'ndaki sorular. Hocam Problem Bankası'da kredi çekilir mi? Çekilmez. Bu da şu anda sadece hızlanma setinin içerisinde hızlanma programımıza geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla.